Merhaba, bugün 4. sınıflar için 2. dönem 1. yazılı için hazırlık yapacağım. Elimde normal standart bir yazılı var. Bu soruları çözeceğim. Bu soruların yanında bazı konularda da ek bilgiler vereceğim. Evet, başlayabiliriz. 1. bölümden başlayalım. 1. bölüm doğru ve yanlış bölümü. İlk soru şöyle diyor. Karışımlar birden fazla saf maddeden oluşur. Karışım olabilmesi için en az 2 tane farklı maddeye ihtiyaç vardır. Bu yüzden birden fazla saf maddeden oluşur doğru bir ifadedir. Ampul doğal bir ışık kaynağıdır. Doğal ışık kaynağı olabilmesi için bunu insanların yapmamış olması gerekiyor. Ama ampul insan yapımı olduğu için doğal ışık kaynağı değildir. Bu ifade yanlıştır. Maddelerin sıcaklığını kilogram ile ölçeriz. Kilogram kütlenin birimidir. Maddenin sıcaklıkları ise termometre ile ölçülür. Termometre. O yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir. Göz sağlığımızı korumak için kitaplarımızı çok az ışıkta okumalıyız. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Yeterince ışık olmalı. Az ışıkta kitap okumak çok sağlıklı değildir. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Karışımları ayırarak atık kutularına atmak ülke ekonomisine katkı sağlar. Burada kastedilen camların, plastiğin ya da metalin, kağıtların ayrı ayrı toplanıp atık kutularına atılması. O yüzden bu da ayrımı için ekstra bir maliyet olmadığı için tabii ki daha ekonomiktir. Bu ifade doğrudur. Güneşe direkt bakmak göz sağlığımız açısından sakıncalıdır. Bu kalıcı hasarlara yol açar. Yani geri dönüşü olmayan hasarlara yol açar. Direkt olarak güneşe bakılmaz. O yüzden bu ifade doğrudur. Sağlığımız için sakıncalıdır. Demir tozu kum karışımı mıknatıs sayılabilir. Ayırmada aşağıdaki sorularda da bahsettiği için orada biraz daha ayrıntılı anlatacağım. 3 tane ayırma yöntemi öğretiliyor 4. sınıfta. Bunlardan biri işte eleme, diğeri süzme, diğeri de mıknatıs. Burada demir tozu demiri mıknatıs çektiği için tabii ki mıknatısı ayırabilir. Bu ifade doğru bir ifadedir. Diğeri annemiz makarna pişirdiğinde makarna su karışımını süzme yöntemiyle ayırırız. Evet, biri sıvı biri katı gibi olan karışımları biz süzme yöntemiyle ayırırız. Bu ifade doğrudur. Mum çok kullanışlı ve çok aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Çünkü mum çok kullanışlı ve çok aydınlatıcı bir ışık kaynağı değildir. Bu ifade yanlıştır. Altın, gümüş, demir gibi maddeler saf maddelerdir. Evet, bu maddeler saf maddelerdir. Doğru bir ifadedir bu. Aşağı kısma geçiyorum. Aşağı kısımda da diyor ki geçmişten günümüze insanların kullandığı aydınlatma araçlarını kullanım sıralarına uygun numaralarını yazınız. Baktığımız zaman burada bahsedilmeyenler de var. Örneğin bakınca kandili göremiyorum. Biz sıralarsak hepsini aydınlanma araçları diyelim. İlk sırada buraya baktığımız zaman en ilkel olanı meşaledir. Ama meşaleden önce ateş bulundu. Direkt ateş yakılıyordu. Daha sonra ikinci olarak meşale bulundu. İlk çağlarda bulundu bu. Ondan sonra burada olmayan kandil bulundu. Kandil genelde toprak testilerden, topraktan yapılan, çömleklerden yapılan ve ucunda işte mum gibi bir alev olan bir aydınlanma aracıdır. Ondan sonra mum, ondan sonra gaz lambası, sonra ampul, 6 diyelim, ampul, 7 floresan lamba, 8 led lamba, 9 ise daha büyük alanları aydınlatmak için kullanılan halojen lamba. Teknoloji geliştikçe daha tasarruflu olanlar ortaya çıktı. Yani baktığımız zaman en sondaki tabii ki bunlar en tasarruflu olanlardır. İlk olanlara göre maliyet olarak. Çünkü teknoloji gelişince daha iyisi bulundu. Haliyle bu şekilde gelişildi. Aşağıda çok verilmemiş. O yüzden aşağıdakilerden bazı olmayanlar var. Onları da ben ekledim ekstradan. Örneğin meşale burada kullanılmış. Ateşi olmadığına göre aşağıda. Buna birinci diyelim. Sonra kandil var ama kandil aşağıda yok. O zaman mumla devam edelim. Buna ikinci diyelim. Burada
İki diyelim, mum var çünkü. Gaz lambası var. Üçüncü diyelim. Sonra ampul var. Dördüncü diyelim. Noktalarını koyalım. Ampulden sonra floresan var. Evet, buna beşinci diyelim. Ondan sonra led var. Evet, burada led de yok. Direkt o zaman halojen lambayı altıncı olarak sıralayacağız. Dediğim gibi burada ekstradan birkaç tanesini de ben söyledim. Belki karşınıza bunun gibi değil de benim saydığım gibi böyle 9 taneli bir şey çıkarsa buna göre sıralayacağız. Bunlar bulunuş sıralarına göre, zamana göre, yani kronolojik olarak zaman sıralaması. Evet, de aşağı geçiyorum. Kalemi kapatacağım için bunlar silinecek. Bunları not edebilirsiniz videoları durdurup. Evet, devam edelim. Aşağı geçiyorum. Test sorularına bakalım. Aşağıda test soruları var. Üçüncü soru, aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrılabilir? Karışımları ayırma yöntemlerinde sadece 3 tanesi anlatılıyor 4. sınıfta. Bunlardan birincisi mesela elemedir. Eleme yöntemi. Elek kullanılır bunun için. Bildiğimiz elek. Ne olabilir? Kum ve çakıl. Ya da kepek ile un. Ya da pirinç ile un. Pirinç ile un. Dikkat edersek burada katı ve katı karışımlarda kullanılır eleme yöntemi. İkinci yöntemimiz süzme yöntemi. Süzme. Süzme için örnek ne verilebilir? Makarna su verilebilir bu sorudaki gibi. Makarna su ya da pirinç su, pilav yaparken pirinç su ya da çayla, çayın dem kısmı yani çay otu. Çay otu. Dikkat edersek burada bir katı bir sıvıdan süzülüyor. Sıvı arasında yapılan bir şey. Burada verdiğimiz örnek zaten bu sorudaki örnek. Üçte mıknatıs yöntemi. Mıknatıs demiri, nikeli ve kobaltı çeker. Kobalt. Bu üç madde çekilir. Çelik de çekilir. Çelik çünkü demirin bir versiyonudur, yani alaşımıdır. İlerleyen zamanlarda alaşımın olduğunu öğrenirsiniz. Yani içinde demir vardır diyelim kısacası. Çeliği de çekebilir. Mıknatıs bu şekilde ayırma yöntemi olarak kullanılır. Şimdi sorumuza dönersek aşağıdakiler karışımlardan hangisi? Süzme yöntemiyle. Süzme olması için bir sıvı, bir katı olmalı. Pirinç, burada buğday pirinç ikisi de katı. Odun silgi ikisi katı. Çakıl taşı su, evet bu olur. Burada B şıkkıdır. Çünkü makarna su gibi bu da. Bir katı bir sıvı. Sıvı yağ su, ikisi sıvı, bu da olmaz. Dediğim gibi burada katı katı var. Katı katı var. Ve sıvı sıvı var. Burada ise tam tarifimize uyan katı ve sıvı var. O yüzden B şıkkı doğrudur. Dördüncü soru. Maddenin boşlukta kapladığı yere ne ad verilir? Buna hacim deriz. Maddenin boşlukta kapladığı, yani uzay boşluğu gibi uzayda kapladığı yere ne denir gibi de sorulabilir. Bu hacimdir. Kapladığı alandır yani. Beşe bakalım. Gereksiz yapılan aydınlatmalar aşağıdakilerden hangisini meydana getirir? Işık kirliliğidir bunun cevabı. Her yerden farklı bir ışık. Örneğin bir şehrin çok kalabalık bir caddesine girdiğimiz zaman bazen reklam ışıkları, oradan farklı ışık, buradan farklı bir ışık ve bu ışık kirliliğine sebep olur. Bunun anlamı her yerden farklı farklı ışıklar bizim gözümüzü rahatsız eder. Altıncı soru. Işık kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Gündüzleri tüm lambaları açık bırakmalıyız. Mantıksız bir cevap. B. Gökyüzünü aydınlatmalıyız. Mantıksız bir cevap. Gereksiz yanan lambaları söndürmeliyiz. Evet, mantıklı ama ışık kirliliği için değil. Işık kirliliği fazla ışık kaynağı bulunmamasıdır. Çünkü her yerden fazla bir ışık kaynağı oluyor. O yüzden doğru cevabımız D'dir. Işık kaynaklarının az olması gerekiyor. 7 aşağıdaki aydınlatma yöntemlerinden hangisinin en doğru yöntemdir? Hangisini en doğru yöntemdir yazmış? Hangisi en doğru yöntemdir? A'ya baktığımız zaman havayı aydınlatıyoruz. C'ye baktığımız zaman yeri aydınlatıyoruz ama sonuçta ışık yukarı doğru da kaçabiliyor. Ama dikkat edersek B'de bu bir sokak lambası olduğunu varsayarsak ki ona benziyor. Bizim aydınlatmamız gereken buranın ön kısmıdır. Yani şuradır. Yukarıyı da aydınlatmak gibi bir niyetimiz yok. O yüzden en mantıklısı B'dir. 8.
Mıknatıs tarafından çekilmez, su da batar, esnektir. Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? Baktığımız zaman örneğin bir tanesini alalım. Esnektir. Çivi esnek değildir. Tahta esnek değildir. Demir yay esnektir. Sünger esnektir. İki tanesini elde. Suda batar. Suda batarsa demir yay suda batar. Sünger suda batar. Sünger de suda batabilir. Mıknatıs tarafından çekilmez. O yüzden mıknatıs tarafından çekilmez dediğimiz için süngeri seçiyoruz. Sünger de suyu iyice emdikten sonra suda batar. O yüzden cevabımız süngerdir. Diğer sayfaya geçiyorum. Yine şu kısımdaki bilgiyi not edebiliriz. Bu da önemlidir çünkü. Devam edelim. Evet, 9. sorudan devam ediyorum. 9. soru şöyle diyor. Dereceli bir kabın içindeki suyun hacmi 60 mililitredir. İçine taş atıldığında suyun hacmi 770 mililitre olmuştur. Buna göre suyun içine atılan taşın hacmi kaç mililitredir? En baştan bakarsak elimizde bir tane kap var ve bu kapta belirli bir miktar su var. Ve bu suyun hacmi 600 mililitredir. Daha sonra ikinci versiyonda buraya bir tane taş atılmıştır. Taş atıldığı zaman da burada su yükselmiştir. Bu da 770 mililitre olmuştur. Şimdi bu farkı oluşturan yani şuradaki suyun yükselmesinin sebebi buraya atılan taşın suyun yerini değiştirmesidir. Bu durumda ben ikisi arasındaki farkı çıkarırsam burada taşın hacmini bulmuş olurum. Demek ki taşın hacmi 770'ten 600'ü çıkartmak 0. 7'yi aşağı indiriyorum. 7'den 6 çıktı 1. O da 170 mililitre çıkar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 10. soruya bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Işık kirliliğini doğal hayata da zarar verir. Evet, bu doğrudur. Örneğin burada kaplumbağalar yumurtadan çıktıktan sonra denize doğru hareket ederler ama denize doğru hareket ederken etrafta sağda solda çok fazla ışık kaynağı varsa ay ışığı genelde yakamoz oluşturur denizde. Onlar da onu takip eder. Farklı farklı yerlerde ışık kaynakları olduğu zaman bu sefer farklı taraflara gitmeye başlıyorlar. Bu doğru bir ifadedir. Işığın miktarının fazlalığı ışık kirliliğine neden olur. Evet, ışığın miktarı her yerden farklı farklı ışık kaynağı olursa bu doğrudur. Işık kirliliğine neden olur. C, yanlış yönde kullanılan ışık kaynakları ışık kirliliğine neden olur. Evet, bu da doğrudur. Gereksiz ışık kullanımı ülke ekonomisine zarar vermez. Bu yanlış olan budur. Baktığımız zaman gereksiz kullanırsak tabii ekonomiye zarar veririz. Doğru cevabımız D'dir. Hangisi yanlıştır diye sormuş çünkü. 11. soruya bakalım. Aşağıdakiler hangisi doğal ışık kaynağıdır? Doğal ışık kaynağı insanların yapmadığı. Yani insanlar yapmamış olacak. Önceden var olacak doğada kendiliğinden. Ampul insan yapımıdır. Demek ki doğal ışık kaynağı değildir çarpı. Mum insan yapımıdır değildir çarpı. Sokak lambası insan yapımıdır. Demek ki bu da değil. Güneş ise insanlar yapmadığı için doğru cevap B'dir. Doğal ışık kaynağı ve yapay ışık kaynağına böyle bakmak gerekiyor. Bunu insan yapmış mıdır, yapmamış mıdır? En mantıklı çözüm yollarından biridir. Şu kısmı hemen siliyorum. 12. soruya geçeceğim. 12 diyor ki görme olayının gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? Gözümüzle gördüğümüz zaman ışık kaynağından çıkan ışınların o cisme çarpıp tekrar gözümüze gelmesi gerekiyor. Yani bu ışık olmadan olmaz. Bunun kanıtı da karanlık bir odada ses de olsa renk ki karanlıkta onu da göremeyiz. Mikrofon yine sesle alakalı. Bunların hepsi de olsa ki dediğim gibi renk de olmaz ama olduğunu varsaysak bile göremeyiz. Çünkü karanlıkta ışık yoktur. Işık olmazsa görme olayı gerçekleşmez. 13. Öğretmen her zaman öğrencilere doğal besinlerle beslenmenin önemini anlatır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal besin değildir. Yine insanla alakalı bir mantık yürütebiliriz. Sütü biz yapmıyoruz yani insan yapmıyor. Demek ki bu doğaldır. Et de aynı şekilde doğaldır. Yumurta da doğaldır. Ama doğada çikolatayı bu halde yani paketlenmiş halde ya da paketsiz halde bir çikolata bulamayız. O yüzden doğru cevabımız doğal olmadığı için çikolatadır. 14. Ülkemizde kapalı ortamlarda kullanılması yasak olan zararlı madde hangisidir?
Evet, cips için böyle bir yasak yok. Hamburger için veya gazlı içecekler için her ne kadar bunlar çok faydalı olmasa da özellikle cips ve gazlı içecekler bunlar için bir yasak yoktur. Ama sigara kapalı ortamlarda içilmemesi gerekiyor. Normalde de içilmemesi gerekiyor. O yüzden sigara doğru cevaptır. Aşağı kısma geçiyorum. Yine kalemi kapatıyorum. Sorular siliniyoruz. Cevaplar daha doğrusu. En son olarak da 15. sorudan devam ediyorum. Son sorular bunlar. 15 halat çekme oyununda iki tarafta birbirine yenemiyor ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Yani bir taraf ve diğer taraf aynı miktarda çekiyorsa demek ki buradaki kuvvet dediğim gibi şurada yaptığım gibi eşit olmak zorunda. Bir tarafın kuvvetinin az olması o zaman diğer taraf yenerdi. Her iki tarafta da kuvvetin eşit olması demek ki bu durumda kimse kimseyi yenemez. Doğru cevap B'dir. 16 vücudumuzun ihtiyacı olan besinlerin düzenli ve yeterli miktarda alınmasına ne denir? Buna dengeli beslenme denir. Dengeli beslenmeyi şöyle anlatabiliriz. Örneğin elimizde bir tane fıçı var. Şu eski kovboy fıçıları gibi. Bu fıçıların her biri birer tahtadan oluşur. Her biri bir besin türüdür. İşte bu proteinse, bu karbonhidratsa, bu yağsa, bu vitaminse vesaire. Su, mineral böyle devam eder. Her birinin bir ismi olduğunu düşünürsek ve biz buna su doldurmak istiyoruz. Bir tane herhangi bir tanesi eksik olursa o zaman bu suyu dolduramaz. Dengeli beslenme de bu mantıkta olan bir şeydir. Yani hepsinden lazım. Hepsinden yeteri kadar. Ne kadar? Yeteri kadar. Çok da değil, az da değil. O yüzden buna benzetilebilir. 17. Köpek gördüğü anda kaçmaya başlayan kedinin hareketi nasıldır? Yavaşlayan, sabit hızlı, sallanma, hızlanan. Tabii ki hızlanacak çünkü yakalanmak istemiyor. Yavaşlayan olması mümkün değil. Sabit süratle gitmesi de çok mantıklı değil. Sallanma hiç olmaz zaten. Evet, hızlanan harekettir. 18. Son soru aşağıdakilerden hangisi en eski aydınlatma aracıdır? Diğerlerinden önce bulunmuştur. Baktığımız zaman gaz lambası, mum, ampul meşaleye göre daha sonra bulunmuştur. Meşale bizim de sıralamamızda normal bir kamp ateşi gibi düşünürsek kamp ateşinden sonradır. O yüzden meşale bunlara göre en eskisidir. Bu da son soruydu. Umarım böyle bir yazılıyla karşılaşırsınız ve iyi not alırsınız. Herkese iyi çalışmalar. Bir sonraki yazılı çalışmasına görüşmek üzere.